Kameralara oynuyorum. Evet, diyelim ki, devam edelim diyelim ki. Son yarım saat kaldı. Bakın bu başımıza gelen büyük olaylardan bir tanesi. Diyelim ki son yarım saat kaldı. 2 saat geçmiş sınavda. Henüz sözel bölüme geçemedi veya sayısal bölüme geçemedi duruma göre. Çok büyük bir kayıp yok. Kayıp var ama çok büyük bir kayıp yok. Kalan 30 dakika 30 sorunun çözülebileceği bir vakittir. Normalde öyle. Ama bu son 30, ilk 30 değil. İlk 30, 30'da 30. Ama son 30, 30'da 30 derken 30 doğru demedim. 30 soru işaret demek. Ama son 30 acaba yine 30'a tekabül ediyor mu? 30 dakika 30 sorursa, şöyle bir orantı yapalım. İlk 30 dakika 30 soruysa, son 30 dakikada matematik ne der? 30 dakika demez, 30 soru demez mi? 30'da 30 değil işte. Onun içerisinde başka şeyler var. O senin bildiğin o 30 dakika değil. O acayip bir 30 dakika. Ama az önce demiş ki, kalan 30 dakika 30 soru çözülebileceği bir vakittir. 30 soruda 20 net getirebilecek bir güce sahiptir. Bunda da hemfikir miyiz? 30 işaretlesek 20 net gelme durumu olabilir mi? Olabilir. Ama o baş 30. Acaba son 30? Sen o son 30'u baş 30 yaparsan tamam bu iş. Son 30'daki duygun baş 30'daki gibi olursa tamamdır bu iş. Ne demişim? 20 netle de çok şey değişir. Peki tam tersi. Aha. 30 dakika kalmış olmanın paniğini yaşarsak ne olur? O heyecanla, stresle ancak 10-15 soru görürüz. 10-15 sorunun 20 net getirilecek bir gücü var mıdır? Neredeyse yok. 20'de 20 yapacağım. Ama 15 sorunun 20 net getirme gücü hiç yok. Demiş ki, olası 10-15 netlik kayıp sürenin yetişmediğinden değil. Oo, bak baba. O sürenin yetişmediğinden değilmiş. Bak neymiş o? Yetişmeyeceği korkusuyla yaptığın panikten, heyecandan kaynaklanmaktadır demiş. Süreyle alakası yokmuş. Emin ol, rakiplerim o streste çok fazla hata yapmaktadırlar. Böylece heyecansız bir şekilde yapacağın 20 net aslında rakiplerindeki kayıplardan dolayı 30 net etkisi yaratır. Oo, orada çok derin bir mana var. Panik yapmadın, 30 soruda, 30 dakikada 30 soruyu gördün, 20 net yaptın, aha 10 net gitti. Ya da 15 yaptın, aha gitti 15 net. Deme. Mesela şöyle düşünün, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir şampiyonluğa gidiyor. Demin Galatasaray'ın berabere kaldı. Galatasaray'ın beraberliği durumuyla çok özdeş. Galatasaray gitti lan şampiyonluk. Çık gitti lan şampiyonluk. Gitti lan şampiyonluk. Gitti lan 2 puan. Bir bakıyor, rakiplerin hepsi yenilmiş. Geri şampiyonluk geldi. Aynı durum. Vallahi aynı durum. Sen son 30 dakikada berabere kalıyorsun, bittim diyor. Bitmemişim daha. Öbürleri yenilmiş. Öbürleri kim? Rakipleri. Onların puan aldığını biliyor musun? Sen daha 3 puan aldığını biliyor musun? Bilmiyor. O zaman demek ki üzülmenin, sıkılmanın, heyecan yapmanın bir anlamı yok. Sen netlerinle değil. Dün Mithat'ı da buradan alalım. Çabuk gelsinler. Çabuk. Çabuk kızlar. Bizim Mithat'ı biliyorsunuz. Mithat dün ciddi manada çok tehlikeli bir kaza geçirdi. Trafik kazası. Mithat'ın sürdüğü arabaya biri vurdu. Mithat biri çevirmiş bayağı araba. Takla atmaktan sonra da kurtulmuş. Şeyim orada oluyor. Ankamal, Migros'um orada oluyor. Arabanın vurup birisi vurup kaçıyor. Mithat'a demiştim ki, Mithat dedim. Oğlum dedim, sen iyi araba kullanıyorsun. Ama dedim, bazen hız yapıyorsun. Trafik öyle bir şey değil. Sen iyisindir ama yandan gelen bir adam sana vurabilir, sıkıntı yaratabilir, senin önüne durabilir. O yüzden trafik sadece senin kullanmanla olmuyor, başkasına dikkat etmekle de oluyor. Hocam ne alakası var? Trafiktesin, çok iyi araba kullanıyor olabilirsin ama rakiplerin durumu önemli. Yanında giden adamların durumu çok önemli. O adam ciddi manada o rakibin denen adamın durumuna göre sen değerlendiriliyorsun. Durumuna göre değerlendiriliyorsun. Yani hani ben size diyeyim ya, sınav içerisinde çok kötü anlam yaşandı, 3 yanlışım var, emin olmadan işaretledim, 4 tane boşum var, Allah perişan oldum diyorsun. Hani neyle perişan oldun, sen rakiplerin durumunu biliyor musun ki? Hayatta kalacaksın. Şimdi bir şey söyleyeyim size, geçen de söyledim, sınavın kötü geçti. Kesin kaybettin mi? Ama rakiplerinin çok kötü geçti, kesin kazandın mı? Evet. Rakiplerin çok kötü geçerse senin kötü geçmen işe yarar. Yani şimdi demem olur ki sınavda kötü geçti ya, sınav bitmedi.
kötü geçmenin iki durumu vardır. Biri rakiplerin çok kötü geçmiştir, işe yarar. Biri de kötü geçtiğine göre demek ki zor bir sınavmış. Başkaları belki de daha kötü yaptı. O yüzden sakın sınav içerisinde yaptığın 3-5 boşun etkisinde kalarak sınava devam etme. Etkisinden kurtul. Ben yaparım kardeşim, 3 boş ne olmuş sanki, neyini etkileniyorum demen gerekiyor. Burada da zaten onu söylemişim. 20 net aslında rakiplerindeki kayıtların olarak 30 net etkisi yazabilir. Ama sen bu paniği, heyecanı yaparsan bu sefer de iyi durumda olan rakibine belki de önceki bölümdeki sorulardan fark atmıştın. Ancak o farkı eritmiş olursun, hatta rakibinin önüne geçmesinde fırsat verirsin. Ooo, çok tehlikeli bir cümle. Önceden yemişin adam önceki sorulardan. Son 30 dakikada bu duyguyla rakibin seni geçebilirdi. Yani o anda heyecansız bir rakip, ne olmuş sanki ya? 30 dakikam kalmış, 30 tane soru var, rahat çözüyorum. Hiç gerek yok abi, diyen adam senin önüne geçer. Belki de önceden sen daha iyiydin, önceki sorulardan. O yüzden gözünü seveyim. Devam et. Dediğim herhalde kafaya yapmıştır. Diyelim ki, sınav istediğim gibi gitmiyor. O an beni arama ihtimalim olsa, hani o anda telefon konuşma hakkı verdiler sana. Beni arasan, ilk diyeceğim şey sana öyle geliyordur. Sınav istediğin gibi gitmiyor diyorsun ya sana öyle geliyordur derim. Neden mi? Büyük beklenti insanda fazla net yapma sorumluluğu doğurur, senin gibi insanlarda. Çünkü sen iyisin. Fazla doğru yapma sorumluluğu da doğurduğu için sanki çok net yapılmazsa, çok soru işaretlenmezse kazanamayacak gibi bir durum oluşur insanda. Ama emin olun, böyle düşünüyorsanız kısmen yanlış düşünüyorsunuz. Neden? Netlere değil, sıralamalarla kazandığınız yer belli olacak. Somutlaştırayım diyelim arkadaşlar. Sınavın ortasından sonra 25-30 netlerde gezdiğini tahmin ediyorsun ve moralin bozuldu. Motivasyonunu kaybettin. Çünkü o an Türkiye'nin senden daha iyi yapabileceğini düşünüyorsun. Ama Türkiye'nin de senin gibi perişan olabileceğini hiç ihtimal vermiyorsun. Sınav o andan itibaren daha kötüleşecek. Ben yapamıyorum, herkes yapıyor. Ben yapıyorum, herkes yapmıyor. Ben bittim. Ben yapamıyorsam herkes yapmıştır gibi düşünce çok yanlış. Tam tersine ben yapamamışsam, ben boş bırakmışsam, ben emin olmadan işaretlemişsem rakiplerimin de böyle bir durumu olabilir duygusu daha sağlam duruyordur. O yüzden aman diyeyim, buna dikkat ediyoruz. Sonra demişim ki sınav anına itibaren daha geçecek ve sen sınavı 35 netle tamamladın ve sonuç hüsran. Tam tersi bu sınav bana bu etkiyi yapmışsa, etrafımdakilere, rakiplerime Türkiye'de bu etkiyi yapmıştır. Sınavın sonunu görmeliyim, sınavın sonunu yaşamalıyım, ne kadar bildiğim varsa işaretlemeliyim dersen 25-30 netlerin 40'a 45'e çıkacak olması, sıralama durumundan dolayı da 40-45 netle ilk 1000'e, ilk 500'e, belki de ilk 500'e geleceksin. Çünkü rakiplerin sınav ortasında moral bozuk, motivasyonunu kaybettiler. Böylece senin 40 netin 50-55 net etkisi yaratır demişim. Ya burada çok net mesajlar var. İnşallah alıyorsunuzdur mesajları. Devam edelim. Diyelim ki sınav öncesi denemelerde çok işlem hatası yaptım. Hepimizin başına geldi. Hocam ya ben 5, 6, 7 net bir sürü hata yapıyorum. Durmadan hata yapıyorum. İşlem hataları yapıyorum, işte basit hatalar yapıyorum. Her denemede 3-5 basit hata ile net kaybına uğradım. Ya aynı şey sınavda olursa düşüncesiyle sınava başladım. Şimdi bu duyguyla girdin sınava. Sana ilk söyleyeceğim, yine işlem hatası veya basit hatalar yapacaksın, yine yapacaksın. Yani işlem hatasız bir sınav çok zor. Bir iki tane olur. Ama sınava başlama düşüncen kesin işlem hatası yapacağım şartlanmasıyla oluştuğu için biraz daha fazla işlem hatası yapabilirsin. Yani biz burada iyiyi çağıracağız. İşlem hatası yapsan da bu sınav kazanılır ama ben bu işlem hatasını yapmamaya dikkat edeceğim. Yaparsam da bir iki tane belki gözden kaçabilir diye sınava başlama kaydı. Ben durmadan denemelerde bu işlem hatasını çok yapıyordum, yine yaparsam düşüncesi ayrı. Bak çok farklı bir düşünce. Dolayısıyla biz işlem hatası yapacağız kesin diye sınava girmiyoruz. İşlem hatası yapmak istemiyorum ve yapmayacağım, dikkat edeceğim diye girmek gerekiyor. Ya ben sürekli denemelerde yapıyordum, ya yine olursa, ya yine olursa değil. Diyeceksin ki olmayacak. Ya bile koymayacağım. Olmayacak. İşlem hatası olmayacak. Olmaması için elimden geleni yapacağım. Olursa da bir iki tane olacak. Ama ben denemelerde durmadan hata yaptım, yine yapacağım duygusuyla girilmez sınava. Zaten aşağıda onu söylemişim. Geçelim. İşlem hatalarını, basit hatalarını azaltmanın ve yapmamanın önemli bir çaresini açıklayayım sizlere. Nasıl işlem hatası yapılmaz?
Masa basit hata yapılmaz. Beraberce bakalım. Sorunun çözümünü kitapçıkta ilgili boş yere temiz ve ayrıntılı bir şekilde yazmamız gerekiyor. Ya karalama çözüm olmaz. Adım adım çözümü boş yere aktarmamız gerekiyor. O sorudan diğerine geçmeden önce çok hafif şüpheci bir tavırla, şüpheci, çok hafif, tavırla işlem adımlarını hızlıca göz geçiriniz. En fazla 3-5 saniye kaybedersiniz. Yani işlem hatası yapabileceğin 20 soruda 1,5 dakika kaybedersin. 20 soruyu kontrol ettin ya, kaybedersin. Bir tane işlem hatasını fark etsen bir yanlıştan bir doğruya geçeceği için 1.25 dakika kazanacaksın. Belki de ömrünün en güzel 1,5 dakika kayıplarından olacak demiş. Hani 1,5 dakika kayba 1.25 dakika geliyorsa deli bir et. Kaybedeceğin 3-5 saniye 20 soruda 1,5 dakika ediyormuş. Dolayısıyla aman dikkat. Bak burada çok net bir şey söylüyor. İşlem adımlarını iyi kontrol edin. İşlem adımlarını iyi kontrol edin. Nerede ne işlem yapmışım onlara bak. Temiz yazarsan kontrol edersin. Ayrıca ne özgüven fazlalığı yaşayın ne de soruya karşı bir çare olduğunuzu hissedin. Devam edelim. Sınav anına geldik arkadaşlar. Artık şu anda sınavdayız. Şu an sınavın içindeyiz. Gözünüzü kapatın ve sınavda olduğunuzu hissedin. Şu an sınavdayız. Sınav başladı. Hayırlısıysa inşallah olur düşüncesiyle Bismillah çekerek sınava başlar. Yine Cübbeli Aziz Hoca'ya dönüverdi. Oğlum bunlar da kelecik veriyor. Cengiz Hoca da ayrıldı. Cengiz'i çağırın. Evet, devam edelim. Hayır bir de o şey değil, bunlar videonun arkasında duruyorlar, orada da Aziz Hoca böyle bir şey, orada da bayanlar mı oturuyor acaba, ben demiştim. Bayan dedik, ikisi de erkek, Cemile Tuna. Evet, şimdi soru puanları ve sınavda zindeliğin saatleri açısından, sayısalcıysan sayısaldan, eşit ağırlık ve sözelciysen sözelden başlaman daha doğru olacaktır, ancak daha da önemlisi ve doğrusu, denemelerde denediğine göre sana hangisi daha fazla net getirmişse, süreç sıkıntısı yaşatmamışsa oradan başlamalı. Yani sen bunu denedin ya, denediğini bozma. Denediğini bozma. Ben sana bir fikir verdim ama sen denemişsin, benden iyi bilirsin. Sen kendini benden iyi bilirsin. Devam. Soru puanları ve sınavda zindeliğin saatler açısından... Ne diyorsun oğlum, aynı şeyi denemezsin bana. Belki de iki kere olmuştur aynı şeyi. İster sözel bölüm, ister sayısal bölüm olsun, soruları çok iyi okuyalım. Sorunun metninde veya kendisinde gözden kaçırdığımız veya es geçtiğimiz bir kelimenin, bir bağlacın, bir işaretin soruyu yanlış çözmemize veya uzun süre çözmemize sebep olacağını unutmayalım. Her yıl binlerce sınava giden adayın onlarca sorusu bu şekilde hiç oluyor ki, sınav sonrası insan en çok bu tür hatalar yaptığına yanar. Bir insan bildiği halde, konuya vakıf olduğu halde, öncesinde bir iki hafta buna ciddi manada çalıştığı halde küçücük bir yeri görmediği ve es geçtiği için o soruyu yanlış yaparsa en büyük yangın olur. Biraz önce demiştim size bir netten eksi 0.25'e inmek vardı ya, biraz önce çıkmak da şimdi inmek oluyor. Bir net zaten cebinde olacaktı, eksi 0.25'e inmişsin ya, 1.25 kayıp. Biraz önce 1000 kişi yukarı çıkardı demiştim sizin. Bir kişi aşağı indirir derim şimdi. Devam edelim. Sınavın ilk iki sayfasının soruları. 1-10 kolay veya kolay yakın olabilir. Ancak en fazla hatayı burada yapıyoruz. Özgüven fazlalığı ve dikkatsizlik basit işlem hatalarına neden oluyor. Aşırıya kaçmadan şüpheci olmakta fayda var. Soruyu çok iyi okumak lazım. Özellikle sorunun başında yapılan açıklamaya negatif, pozitif, sıfırdan farklı, rakam, iki basamaklı sayı birbirinden farklı, reel, tam sayı, sorunun sonunda soru cümlesine sağlayan, sağlamayan değildir, kesinlikle ve benzeri kelimelere dikkat ediniz. Aman dikkat. Devam. Çözemediğiniz sorularla inatlaşmayın. Biraz takılacağım. Çözemediğiniz sorularla inatlaşmayın. Çözemediğiniz sorularla inatlaşmayın. Çözemediğiniz sorularla inatlaşmayın.
Sorunun üzerinde çok fazla zaman harcamayın. Sorunun üzerinde çok fazla zaman harcamayın. Unutmayın, bir rakibiniz de süredir. Bir soru üzerinde harcadığınız fazlaca süre diğer soruların çözüm süreleridir. Çok fazla harcayarak çözdüğünüz soru bir mete tekabül edebilir ama geçen süre birkaç metin kaybına da mal olabilir. Bir netim olsun diye üç netin gitmesin. Bir netim olsun diye üç netin gitmesin. Devam. Çözemediğiniz sorular üzerinde çok fazla zaman harcamadan soru numaralarını yuvarlak içine alarak diğer soruya geçmenizi tavsiye ederim. Soru üzerinde yaptığınız işlemleri de silmeyin. O an göremediğiniz bir yeri diğer sorulara bakıp döndükten sonra görebilirsiniz. Hatta çözümünde bayağı yol kat ettiğiniz soruları veya ve konusuna vakıf olduğunuz fakat o an çözemediğiniz sorunun numarasını yuvarlığa aldıktan sonra artı gibi bir işaretleme yapabilirsiniz. Süre kalınca onlara dönersiniz. Bunu biraz önce de bahsetmiştim. Turlama tekniği dediğim şey, inatlaşmayın, yuvarlak içine alın, dönersiniz zaten. Opte de iyi karalayın, aman diyeyim. Devam. Hiçbir soruya 3-4 dakikadan fazla zaman harcamayın. Ancak süren kalmışsa o zaman olabilir. Demişim zaten. Ancak süreniz kalırsa veya süreyle ilgili sıkıntı bittikten sonra çözebileceğine inandığınız soruya daha fazla süre harcayabilirsiniz. Sayısal bölüm içerisinden her sorunun puanı aynıdır. Sözel bölüm içerisinde de her sorunun puanı aynıdır. Kolay soruya da zor soruya da aynı puan alacaksınız. Yani soruya süre açısından hak ettiği değerden fazlasını vermeyiniz. Süre harcanmadan yapılan bir boş, 5-6 dakikada çözülen doğru sorudan daha değerli olabilir demişim. Dikkat ediniz mi? Yapabilir miyiz? Çamaşırabilir miyiz? Şey yapalım, en azından belki biraz faydası olur. Sen olayı aç. Sen orayı aç. Açar mısın? Evet. Bir daha okuyalım mı son cümleyi? Çok ilginç bir saptama. Dillerin dilinde demiş bakın. Atasözü gibi bir şey. Bak ne diyor, bak. Süre harcanmadan yapılan bir boş, 5-6 dakikada çözülen doğru sorudan daha değerli olabilir. İlginç bir şey değil mi? İlginç bir şey. Biri boş, biri doğru. Ama birinde 5-6 dakika gitmiş. Süren de yani tehlikeliyse. O yüzden burada bir iyi mesaj var. Geçelim. Sürekli olarak saate bakmayın. Heyecan yapabilirsiniz. Panikle daha fazla hata yapabilirsiniz. Her 15-20 soruluk birimlerde saate bakarak süre planlaması yapabilirsiniz. İlk 8-10 soruda sürenin bayağı işlemiş olmasından korkmayın. Sınavın ilk 5-10 dakika bocalama devresidir. Etkilenmeyin buna. Yani adaptasyon sürecidir. Zamanla sınava alışacağınızdan süre kaybetseniz de telafi edebilirsiniz. Yıkılmayın demişim burada sınavın başında. Devam. Hani diyorsunuz ya hocam, ben 20. soruya geldim, bir baktım 40 dakika geçmiş. Tam geçmiş. Ne oldu? Sınavı süreyi değiştirebileceğim o anda. 40 dakika, 20 dakika indir, kalkıp o süreyi şöyle geri atabiliyor musunuz? Yapabilir misiniz öyle bir şey? Olmaz. O zaman demek ki olmayacağına göre gözünü seveyim. Bundan sonra o sürenin telafisi vardır ama sen o düşünceyle bittim, süre gitti, bittim, cidden bittim. Çözdüğünüz bölümden sıkıldığınızı fark ederseniz, dikkatinizin dağıldığını anlarsanız, arka arka çözemediğiniz soruları, moralinizi bozduğunun farkına varırsanız bir sürede başka bölüme geçebilirsiniz. Kendinizi böyle dinlendirebilirsiniz. Ancak bölümlerin arasında geçiş yaparken ortaya kaydırmamaya dikkat ediniz. Aman diyeyim. Hani hangi soru varsa onu oraya işaretleyin. Devam edelim. Arka arkaya gelen boş sorular, emin olmadan işaretlenen sorular sizi ümitsizliğe düşürmesin. Öncelikle motivasyonunuz bozulduğu bu anlarda 30-40 saniye kalem elinizden bırakın. 15-20 saniye bırakabilirsiniz. Kafanızı yukarı kaldırın. Derin derin nefes alın. Şu an pilates hocası oldum. Ben taytımı giyip geliyorum arkadaşlar. Derin derin nefes alın. Bir anlıkta olsa o stresten uzak kalmayı deneyin. Sonra Rabbim ben çok çalıştım, sana güveniyorum, Bismillah deyip tekrar başlayın. Böyle bir terapi ve telkin sana iyi gelecektir. Tamam? Devam edelim. Boş bıraktığım soruların artması, üst üste gelmesi, emin olmadan işaretlenen soruların fazlaca olması, moral motivasyonunu bozmasın.
o durumlarda aklına hep cümleler gelsin. Benim boş bıraktığımı boş bırakan çok insan vardır. Yapamadığımı yapamayacak birçok rakibim var. Bana zor gelen soru başkalarına da kesin zor gelmiştir. Bu sınav 10-15 boşta da 8-10 yanlışta da kazanılabilir. Bu sıkıntılı anları sınava giden hemen hemen her öğrenci yaşamaktadır. Önemli olan en az zararla sıyrılmak ve sınavın sonunu görmek önemlidir. Sınavın sonuna kadar ayakta kalan öğrenci rahatlıkla kazanacaktır. Ki bu sadece stratejik bir uygulamadır. Yani sen net bakımından çok iyi bir durum ortaya koyamasan da rakiplerin süreci iyi yönetemedikleri için senin az başarın büyük başarıya dönüşecektir, etkisi yaratacaktır. Yani işin özü belki de sen kazanamadın, onlar kaybetti olacak. Dedim, anladınız mı? Yani kazanacaksın da o netle olmazdı. Bir bakmışım olmuş. Niye? Rakiplerin yığılmış sen yığılmadığın için. Yani şunu söyleyeyim. Yığılmayanın 35 neti görün bakın çok değerli olacak. Çünkü yığılanın 35 neti olmayacak. Çok net. Devam. Sınav içerisinde üst üste boş ve ihtimal işaretlenen soruların artmasının sonucu oluşan karamsarlık ve ümitsizlik diğer sorulara yansır. Rahatlıkla yapabileceğin soruları da yapamaz olursun. Bak gördün mü? Yapacağını yapamıyorsun. O heyecan yapacağını yaptırmıyor sana. Her soru sonrası oluşacak enkazı o soruda bırak. Bak geçen de söylemiştim. Soru o soruda kalır. Duygular o soruda kalır. Yaptığın yapamadığın hissiyatı orada kalacak. Bir sonraki soru olmayacak. 16. sorudur. 16. soru önemli sorunun habercisi değildir. Tetikleyicisi de değildir ya da geriye götüren de değildir. Her soru kendi başına sorudur. Ne yapıyorsun orada? Geç. Her soru sorması olacak enkaz o soruda bak. Sen yeni sorulara bak. O boş soruyu telafi edebileceğin soru bir sonraki sorudur. O yüzden boş sorunun etkisinde kalman, emin olmadan işaretlediğin sorunun tesirinden kurtul ki sonraki sorulara yansımasın. Bak ben bu türküyü çok çığırdım. Gözünüzü seveyim. O soru o soruda kalsın. Öbür soruya götürmeyin. Sen yapabileceğin kadar en fazla soruyu yapacaksın. 17, daha 25'e gelmiş daha hala 17'de kafaya. Öyle soru öyle sınav mı olur? 17'de kaldı. 25'i yapabilecekken 17'de kafan kalsa yapamazsın. 17 yanarken 25 de gider. 17'nin yangını 17'de kalsın. 25'e yangın götürme. Anlaşıldı mı? Yok. Efendim? Yok lazım değil. Bunlar Allah zaten. Tamam. Şu şey çıktı mı? Onun şeye benziyor ya. Tamam oldu. Sen bak kontrol et de. Onu okuduk mu? Evet geçelim. Öğrendin değil mi sen de? Aferin. Oğlum geç. Ha. Onu da geç. Oğlum geriye gitmişsin. Geç bundan. Ha. Yarın Anadolu'da kazanabilirsin. Hiç fark etmez. Ben azalamak zorundayım. Orada oturan azalanır. Optik form işaretlenirken bir soru bir optiğe işaret eden işaret en doğrusudur. Şimdi biliyorsunuz ki optiğe geri dönüyoruz. İnşallah. Öyle gözüküyor. Şimdi sınavın sayfası, ilk sayfası, ikinci sayfası böyle geçiyoruz. Bazılarınız var, sayısal bölümü bitirip öyle işaretliyor. Sözel bölümü bitirip öyle işaretliyor. Bazıları sınavı bitirip işaretliyor. Yanlış. Bana göre yanlış. Tamam doğru. Bana göre yanlış. Niye yanlış biliyor musunuz? Bundan sonra sessiz olun, şöyle yapacaksınız. Bir soru, bir işaret. Hadi oğlum sen de mi bakıyorlar? Bir soru, bir işaret ya da bir sayfa, madem bir soru yapamıyorum, alışmamışım. Bir sayfa bir işaret. Sınavın sonuna bırakmayın. Yıllar evvel önce bir öğrencim bir hikaye anlattı. Çocuğun bir tanesi yapmış, bayağı doldurmuş, tam optiğe işaretlemeye başladığı anda hızlanmış ama süre yetmemiş. Aşağı yukarı 20-25 tane soru işaretlememiş. Çok ağlamış, muhtemelen kazanacağına emin olan bir insan.
Vermemişler süre. Vermemişler süre. Bir şey söyleyeyim. Sınavı kazanamazsın, 3 ay eklenirsin. Ama böyle sınavı kazanamazsan 3 ay eklenirsin. Gel 3 ayda kalsın en kötü. Olmayacaksa bile Allah göstermesin. 3 yıl olsun mu? İster misin 3 yıl acı? La çocuğum olsa yarın evlensen, çocuğum sınava giriyor, bunu anlatırsın hala ya. Ya bir insan bir sınavı kazanamadığında ki 3 ay üzüldü kimse anlatmaz. Ama bunu bir anlatır. Bir de şeyler vardı yıllarca, ben kaydırdım. Zaten kazanamayan bir insanı en güzel kaydırdım. Gerçek kaydıranlara lafım yok da, kaydırdım. Yoksa ben kesin kazan dedim ya, ben kaydırdığım için oldu. Dolayısıyla bu madem yalanı bile anlatılıyor, gerçeği bile anlatılırken birisi sana şöyle gözle bakacak, o daha kötü. Ya bırak sen de, kazanamaz da 20 tane soru işaretlememişmiş diyecekler. O yüzden gelin hiç bu duygulara girmeyin. Bir sayfa bir işaret ya da bir soru bir işaret. Mesela ben kendim gireceğim ya sınava. Ben bir oraya bir buraya, bir oraya bir buraya, bir oraya bir buraya. O ne lan? Sınavın sonunu bekliyor adam, sonu işaret. Öyle şey olur mu ya? Aman diyeyim gözünü seveyim. Hocam ben öyle daha yağ gibi akıyor. Yağ gibi akıyor da son 20 soru oraya akmıyor. Ahmayınca sana gözyaşları akıyor. Dolayısıyla arkadaşlar kesinlikle bir soru bir işaret ya da bir sayfa bir işaret. Sayısal bölümü bile önermiyorum. Sayısal bölümü bir işaret. Hayır. Onu anlatmışım da geç. Sınav esnasında sadece sınav kitapçığına veya optine odaklanmalısın. Gözetmenlerin hareketlerine, giyimine, sınava giren adayların yaptıklarına, mesela önünde şekerler, ona değişik değişik hareketler, heyecanlanmalar, ne bileyim böyle insanlara karşı karşıya kalıyorsunuz. Onlar bizi ilgilendirmiyor. Sen sınavına, kitapçığına, optiğine odaklanacaksın. Dışarıda kamyon geçiyormuş. Gözetmen topuklu giymiş. Kendi arasında sohbet ediyormuş. Tamam, uyarma durumun varsa uyarırsın. Onlar da yapmasın. Kamyon da geçmesin. Ama engel olamıyorsun ki kamyona çıkıp da kardeş buradan geçmeyin diyemezsin herhalde. Dolayısıyla yapabileceğin şey sınava odaklanmak, etkilenmemek. Dolayısıyla herkes kitapçığına bakacak. Cam kenarındaysan okul bahçesinde olanlara veya caddeden geçenlere dikkat etmeyin. Ya ben ona denk geldim. Yani bir okulda adam oturmuş dışarıya komple gözü. La oğlum sınava para yatırmış bari onun için çöz. Yazık günah dışarıyı izledi. Ya bildin he değil mi? Dolayısıyla bayılan, ağlayan, geç kalıp sorun çıkaranlar olabilir. Lütfen hiçbir şeyi merak etmeyin. Bazıları da öyle ya. Bakıyor o ne dedi, o ne oldu ben. Gerek yok ya, sen sınavına bak ya. Kızla ne olmuş, ben yardımcı olayım. Mesela Murat, kız bayıldı ben hemen yardımcı olayım. Öyle bir şey yok. Hani elbette insanlığımızı kaybetmeyelim de muhakkak ona herhalde bir sağlık görevlisi, bir öğretmen, öğretmen var. O yüzden bir sınavımıza odaklanalım. Devam edelim. Bildiğiniz üzere DGS, bilgi ölçmeden ziyade dikkat, gücü ve süre kullanma yeteneği ölçen bir sınavdır. Bilindiği üzere DGS, bilgi ölçmeden ziyade dikkat, gücü ve süre kullanma yeteneği ölçen bir sınav. Çünkü bizim sayısal mantığımız var, sosyal mantığımız var, uzun paragraf sorularımız var. Bizim sınavımız uzun bir sınav. Dolayısıyla dikkat gerektiren bir sınav. Ters köşe soruları olan bir sınav değil mi Selami? Demek ki öncelikle, özellikle soru içindeki verilere, önermelere, olumlu olumsuz soru köklerine, soru kelimelerine, pozitifliğe, negatifliğe, tam sayıya, doğal sayıya, sıfır değerinin verilip verilmediğine, birbirinden farklıya, rakamları farklıya, hızlıya, yavaşa, tuzağa, suya, Ahmet'e, Mehmet'e, maliyette mi, satıştan mı, kelimelerine dikkat edelim arkadaşlar. Bunların hepsi önemli. Devam edelim. İşlem hatası veya basit hata sınava giden her adayın baş belasıdır. Özellikle ilk 2 sayfada, ilk 8-10 soruda fazlaca gerçekleşen bu durum için sınav genelinde 2-3 net kaybı normal sayılabilir. Ancak fazlası adayı hüsrana uğratabilir. Soruların dikkatle tane tane okunması, önemli yerlerin altının çizilmesi, soru başındaki bilgilere ve soru köküne dikkat edilmesi gerekiyor. İşlem hatasını sık yaptığın soru tiplerinde hafif şüpheci olmak belki çok az da çok az olsa da zaman kaybettirecektir. Ama basit hataların azalmasında fayda göreceksiniz. Yani şüpheci bir tavrınız olsun diyorum. Ne olur ne olmaz. Ayrıca sorunun yanında yapılan işlemlerin de sanki not tutuyor gibi açık ve temiz yapılması ve sorudan diğerine geçerken işlemin 3-4 saniye, 3-5 saniye tekrar kontrol edilmesi de demiş ki işlem hatalarını da minimum seviye edilecektir. Anlaşıldı mı? Devam edelim. Lütfen hiçbir soruyu basite alıp tedbiri elden bırakmayın. Tam tersi olarak da yine hiçbir soruyu zor deyip okumamazlık yapmayın. Kolay gibi görünen bir sorunun ters bir tarafı ya da seni hataya düşürecek bir püf noktası olabilir.
ya da çok zor görünen, karışık duran bir sorunun da aslında sadece bir kısmını anlayınca veya soruyu iyice okuyunca öyle olmadığını rahatça çözebileceğini anlayabilirsin. Mesaj anlaşıldı mı burada? Yani sorulara karşı hem haddimizi bileceğiz, iyice okuyup anlattıktan sonra da haddini bildireceğiz. Mesele bu. Önce haddimizi bileceğiz, sonra da sorunun haddini bildireceğiz. Bence soruyu iyice okumak sorunun çözümünün yarısından fazladır. Devam edelim. Sınav anında ne ümitsizliği, karamsarlığı yaşayın, ne de rehaveti, hayallerinizi yaşayın. Sınav anında anı yaşayın. Soruları yaşayın. Sınavdaki sorular dışında hiçbir şeyle düşünsel olarak ilgilenmeyin. Bu şekilde sınavdan uzaklaştığınız anda işlem hataları, basit hatalar ve gereksiz borçlar veya gelişim üzerine işaretlenmiş soruların sayısı artmaktadır. Sınav güzel geçerse netleriniz yüksek olur, netleriniz yüksek olursa hayallerinize kavuşabilirsiniz. Yani amacımız net. Hayal net getirmez, net hayal getirir. Bir daha söylüyorum, hayallerimiz bize net getirmez, netlerimiz bize hayallerimiz getirir. Netleriniz yüksek olursa hayallerinize kavuşabilirsiniz. Yani bir şeyler yapmanız gerekiyor ama bu hedefinizi hayaliniz düşünmek değil. Lütfen aylardır verdiğiniz emeği hiçe saymayın. Sınavda hayal kurulmaz. Sınavda neyi alacağım, neyi satacağım düşünülmez. O yüzden sınav ibadet gibidir. Namazdayken başka bir şey düşünmüyor mu ya? Bunu düşünmeyeceksin başka bir şey. Şura gelir mi? Bura kaç litre alır? O zeşen düştü mü? Yok sana ne? Şöyle bir düşünce olmuş oluyor. Yani araban yok, galerize listesine gitmişim. Arabalara bakıyorum. La önce bir paranı biriktir, sonra istediğin arabayı al. Önce para lazım bize. Hayal kurarsın. Bir Lamborghini'm olsa. Böyle beğenme, bir güzel bir beğenmem olsa. Güzel bir para. Para nettir. Net paradır. Para gelmesi için net yapman lazım. Paran olursa istediğini al. O zaman şöyle olur. Bir sürü netim var ya. Ottüme, Hacettepe'me. Ankara oh mu, Gazi oh mu dersin. Ama sınav içerisinde Ankara gelir mi ki? Öyle gelirse gelmez. O yüzden önce net. Sınav devam ederken birçok rakiple mücadele veriyorsunuz. Bir yandan aynı bölüm mezun rakipleriniz. Bir yandan akıp geçen süre. Diğer yandan sorulara mayın döşemiş katlar soru yazarı. Ucu durmadan kalınlaşan kalem. Yerinde duramayan silgi. Derken en önemli rakibini tanıtayım mı sana? Tabii ki sen. Senin en büyük rakibin sensin. Bazen mantıktan uzaklaşan, hissi davranan bu sen sana kaygı verir. Heyecan verir ve moralini bozarak seni umutsuzluğa iter. Nefisten bahsettim aslında. Bazen de nefis sürekliğinde karşına çıkan bu sen, sana bu iş tamamdır, başardım der. Rahatla artık gevşe der ve rehavete sokar seni. Devam. Böyle gider. Hatta bazen de senden bir şey olmaz. Bak yine başaramayacaksın. Geçen sene olduğu gibi der bu sen. Seni o an bitirmeye çalışır. Peki sana düşen nedir biliyor musun? Bu sendeki gereksiz zararlı seni yok etmek. Bu nasıl olacak? Aklı selim bir şekilde sakince heyecan, stres, aşırı kaygı gibi durumları senden nerede götüreceğini bilerek, süreni güzel kullanarak, soruları tane tane okuyarak, sorudaki ayrıntılara dikkat ederek, pratik olacağım diye aceleci davranarak soruları yanlış çözmeden yaptıklarını ortaya güzelce aktaracaksın. İşte tüm mesele bu. Devam. Bu sınav sizin kişinizi ölçmeyecek. Çok net. Kişilik ölçen bir sınav değil. Öyle olsa zaten hepiniz full yaparsınız. İnsanlığınızı derecelendirmeyecek. İnsandır, insan değildir demeyecek bu sınav. Sadece ortaya koyduğumuz çalışmanın, verdiğimiz emeklerin bir karşılığı olacak. Yani sadece bir başarı ölçütüdür. Ne yazık ki ülkemizde başarı ölçütü optik karalamaktan geçiyor. Eğer durum böyleyse biz de bu oyunu kuralına göre oynayacağız. Ama hiçbir zaman ölüm kalım meselesi olarak görmeyeceğiz. Haddinden fazla tehlikeli misyonlar yüklemeyeceğiz. Şuna emin olun, 27 Temmuz demişiz o zaman, 21 Temmuz. 21 Temmuz günü yine sabah güneş doğacak, akşam güneş batacak. Yine annemizin kuzusu, babamızın aslanı olacağız. Sevdiklerimizin sevdiceği olmaya devam edeceğiz. Bir de şunu iyi bilin,
siz bizim her zaman gurur duyduğumuz öğrencilerimiz olarak kalacaksınız. Hayat inanın devam edecek. Bilmediğimiz bir yerlerde onca sıkıntıyla, hastalıkla, savaşla içe yaşayan insanlar var. Açlıkla terbiye olan insanlar var. Ölen çocuklar var. Şükür edeceğimiz o kadar güzel şeye sahipken telafisi olan kötü geçen bir sınav olsun, size bir şey olmasın canım ailem demişim. Devam edelim. Yine duygusallaştık. Evet, satır başladı. Bu gördüğün sınav sadece emeklerinizin başarının bir ölçüsü olacak. Kişiliğinizin, insanlığınızın bir derecesi olmayacak. Ölüm kalım meselesi olarak görme ki heyecan yapma. Devam edelim, bitiyor. Bu girdiğin sınav dikkat ölçer. Bu girdiğin sınav süre kullanma gücünü ölçer. Psikolojik mücadele azmini ölçer. Sınavın sonuna kadar ayakta kalabilme sabrını ölçer. Devam edelim. Sınav zorsa herkese zor. Kolaysa herkese kolay. Aynı soruları çözeceğiz hem de aynı sürede rakiplerinizle. Sana zor gelen bir soru emin ol, Türkiye'ye daha da zor gelebilir. Çünkü sen daha zorlarını çözdün. Senin zaman kaybettiğin bir soruda emin ol, Türkiye senden daha fazla zaman kaybedecek. Çünkü sen çok soru çözdün. Devam. Soru ile inatlaşma, gözünü seveyim. Soruda mantık hatası arama. Bu soru iptal olur düşüncesiyle soruya yaklaşma. Bu girdiğin sınavın önce girdiğin deneme sınavlarından soru kalitesi olarak çok iyi bir farkı yok. Çok bir farkı yok. Bunu çok iyi bil lütfen. Bu soruyu kesin çözeceğim düşüncesiyle çok fazla süre harcama. Canını yiyeyim. Fazladan harcadığın her saniye diğer sorunun süresidir. İnan bir bakmışsın o soruda 10 dakika geçmiş. Vallahi anlayamazsın. Sırf böyle 2-3 soru sınavına mal olabilir. Ya bırak giden bir soru olsun, 10 dakika olmaz. Devam. Sınavın sonunu gör. Son soruyu oku. Ayakta kal. Mücadelene her dakika ver. Olaya şöyle bak. Bir maratonda koşuyorsun. Her geçen dakikada bir rakibin yere düşüyor. Sen koşuyorsun. Sonra aradan bir saat geçiyor, binlercesi yere düşmüş, koşamıyor. Sen hala koşuyorsun. Bazen yoruluyorsun, tam düşeceksin. Hayır, ayakta kalmalıyım diyorsun. Biraz daha koşuyorsun, yine rakiplerin bir düşüyor. Ve bir bakmışsın, sınavın sonunu görmüşsün. Evet, bazen yavaşladın, bazen tökezledin, tam bırakacaktın, azmettin, sabrettin ve bir şey söyleyeyim mi? Sen bu sınavı kazandın yazıyordu aşağıda, o çıkmamış. Optik işaretlemeyi, herhalde sona bakmışım sınavın sonuna. Optik işaretlemeyi, orayı sen dolduracaksın. Optik işaretlemeyi sona bırakma, yaptıklarını optiğe aktaramazsan emeğini o salonda bırakıp çıkmış olursun. Süreni güzel ayarla, bölümlere güzel oranla, süreni her soruyu okuyacak şekilde planla ve bitmiştir arkadaşlar. Cengiz hocamız nerede? Siz bir çıkmayın. Ben geliyorum. Hadi Cengiz. Ben de içimlerim dedim. Sen bir şey demek istersin herhalde. Var Allah'ın teşekkürler varmış arkadaşlar. O da size şunu söylüyor. Hepsini çok seviyorum. Yok. Oraya yeni silim çıkmayın diyor. Her zaman dediği şey. Hocam şimdi biz konuştuk. Biz bitirdik. Şimdi öncelikle tabii ki saatimiz kaç şu anda? 12.25 geçiyor. 12.25 geçiyor.
Evet. Aslında bizim zamanlamamız çok kötü oldu. Bire kadar sürer diyordum da bayağı akıcı geçti. Bizim de birde bir mini bir törenimiz olacaktı. Saat 1 sularında yine olacak tabii ki. Bir mola veririz. Birde tekrar buluşuruz. Senin söylemek istediğin bir şey var mı arkadaşlarımıza? Şimdi ben hocaları sen bir şey söylersen şimdi ben bir de aynı zamanda hocaları arayacağım. Eğer birdeki törenimizde bir şey söylemek istersen en azından. Hepsini oraya saklasak olur mu? Hepsini oraya saklayalım. O zaman ben sizler buradayken ara vermeden önce şu hocalarımızı bir arayalım. Var mısınız? Kapatabilirsin. Önce Berenam Hoca doğru.